Zehra, Meryem, Sema, Buket işte aynı anda yola çıkıp okulda buluşuyorlarmış. Şimdi bilgileri okuyalım, bilgileri şekle aktaracağız. Şöyle diyor, Zehra'nın okula olan uzaklığı diğer üç kişinin okula uzaklığının üçer katı. O halde Zehra dışındaki şu üçünün okula olan uzaklıkları aynı. Biz onlara x diyelim. Yani Meryem'in okula uzaklığı x olsun, Buket'in okula uzaklığı x olsun, Sema'nın okula olan uzaklığı x olsun. Zehra'nınki bunların 3 katı. Yani Zehra'nınki 3x. Zehra 3x. Metre ya da kilometre uzaklıktadır. Şimdi ikinci cümleye gelelim. Zehra, Meryem ve Sema aynı anda okula varmışlardır. Aynı anda vardıklarına göre geçen süre aynı. Çünkü birlikte yola çıktılar. Aynı anda vardıklarına göre geçen süre aynı olmalı. Zehra, Meryem, Sema. Zehra T saatte vardıysa, Meryem de T saatte varacak. Sema da yine T saatte varacak. Sonra şöyle diyor. Zehra'nın hızı Buket'in hızının 6 katı. Yani şunu diyebiliriz. Eğer Buket'in hızı V ise Zehra'nın hızı 6V olmalı. Çünkü Zehra Buket'in 6 katı hızlı. Böyle olur. Şimdi temel bağıntımız şu. Yol eşittir hız çarpı zaman. Temel bağıntımız. Şimdi uygulayacağız. Şurada Zehra'ya uygulayalım. Şimdi Zehra'nın yolu 3x eşittir hızı 6v. Geçen süre ise t. Şunu yapabiliriz. Şimdi şu üçleri sadeleştirebiliriz. Şöyle 3'e bölüyorum her iki tarafı. Buradaki üçler gidecek. Sol tarafımız x eşittir. Sağ tarafımız 6'yı 3'e böldük. 2. Yani 2vt. X eşittir 2vt. Bunu bulduk. Şimdi bir de Buket'e bakalım. Bizim aradığımız Buket'in okula ne kadar sürede varacağı. Kaç dakikada vardı diyoruz. Bilmiyoruz. Bilmediğimiz için ona isim verelim. S dakika olsun. Şimdi Buket için yazıyorum denklemi. Yani şu yukarıdaki bağıntıyı Buket için oluşturacağız. Buket'in yolu x eşittir. Buket'in hızı v. Geçen sürede s. S dakika. Şimdi x eşit vs'ymiş. Yukarıdan x'in 2vt olduğunu bulup ikisini birbirine eşitleyebiliriz. Eşitliyorum. 2vt eşittir v çarpı s. Her iki tarafta v var. Bu v'leri şöyle karşılıklı çizebiliriz. Bu durumda 2t eşittir s. Yani s'miz 2t'ye eşitmiş. Başka bir deyişle şöyle yazıyorum. Buket okula s dakikada varır demiştik. 2t dakikada varıyormuş. Şimdi şu son cümlede de şöyle diyor. 4 kişinin okula gidinceye kadar yolda geçirdikleri toplam süre 30 dakikaymış. Yani şunların 2T'nin artı T'nin artı T'nin artı T'nin şu dörtlünün toplamı 30 dakikaymış. Yazıyorum onu. Şöyle yazalım. 2T artı T artı T artı T eşittir 30 dakika. Şimdi 2T, 3T, 4T, 5T. 5t eşittir 30. 5t 30'sa buradan 5'e bölünce her iki tarafı t eşittir 6 olur. Demek ki t 6 dakikaymış. Tabii bizden istenene gelelim. Bizden Buket'in ne kadar sürede varacağı isteniyor. Buket okula 2t dakikada varıyordu. Biz t'yi 6 olarak bulmuştuk. 2 çarpı 6'dan Buket okula 12 dakikada varır.